Hadis-i şerifte bu letestehillenne taifetun min ümmetil hamra bismin yusemmuneha iyya. Ümmetimden bir cemaat, bir grup insanlar şarabı helal sayacaklar. Ancak Kur'an-ı Kerim'de ne ismi geçiyor? Hamr diye geçiyor. İnnemel hamru. Hamrın da karşılığı şarap olduğundan adam ne diyor? Birada bir şey yok diyor. Muhammed Mustafa da buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem helal sayarken diyor şarap adı altında helal saymayacaklar. Bismin yüsemmûne ayyam kendiler ona isim takacaklar diyor. Rakı diyecek, cin tonik diyecek, bilmem likör diyecek, bir şey diyecek ona. Değişik bir isim koy. Bira diyecek, şıra diyecek, şurup diyecek. Efendim işte ne diyorsunuz ona? Neşe verici bilmem ne içeceği diyecek. Güç verici bilmem ne diyecek. Bir isim takacak ona. Cesaret şeyi diyecek. Cesaret veren bir içecek diyecek ona. Değişik isimler adı altında efendim içkiyi serbest hale getirecekler ve bu bütün günahların başını çekecek, bütün bozuklukların efendim sebebi olacaktır diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Şimdi içkinin haramiyetindeki illet nedir? Aklı baştan almasıdır. E şimdi sen diyorsun ki benim bir bardakla iki bardakla aklım başımda kalıyor. O zaman haram oluyor mu? İşte hep bunlara hadis-i şerif sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Küllü müskirin hamrun ve küllü hamrin haram. Sarhoş edici her madde velev ki esrar olsun, eroin olsun, afyon olsun efendim ne senin aklını gideriyorsa o diyor hamırdır. Hamır aslında şarap değil. Hamır hımardan gelir. Hımar kadının başörtüsüne deniyor Kur'an'da. Hımar niye diyor buna? Ya bu da ne yapıyor? Bu uyuşturucu, bu alkol, bu içecek efendim illa da meşrubattan olması şartı yok. Burnundan çekerek de olsa bu neticede senin başının başörtüsü kadının kafasını örttüğü gibi bu da senin beynindeki anlayış gücünü kapatıyor ve örtüyor ve seni anlamaz hale getiriyor. Başına ne geleceğinden habersiz hale getiriyor. Maskara ediyor yani. Dünyada da ahirette de seni rezil hale götürüyor. O alkol yoklaması yapıyorlar polisler değil mi? Ne program yani? Haberlerde o sarhoşun rezaletini görüyorsunuz değil mi? Yani insanlığı ne kadar rezil ediyor. Gidiyor efendim tuvalette sızıyor. Ondan sonra efendim köpek gelmiş suratına işiyor. Zahmet etmeyin efendim diyor. Yani insanın fıkralık duruma sokuyor, maskaralık duruma sokuyor. Bütün insanların gözünde, nazarında Hazreti Osman radıyallahu anh, Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh cahiliyet döneminde bile içki içmemişler hiç. Daha İslam'dan evvel. Herkes kırıla içiyor. Çünkü Hazreti Ebu Bekir diyor ki baktım ki diyor param olsa biraz daha aklımı artırmak için ne kadar param olsa veririm diyor. Peki paramla diyor bunu alıp da aklımı mı gidereyim, enayi miyim dedim diyor. Hazreti Ebu Bekir'in bak radıyallahu anh söze bak. Akıl artıracak bir şey diyor. Ne kadar param olsa veririm biraz aklım artsın diye. Peki diyor bunu paramla nasıl aklımı kapatayım diyor mesela. Hazreti Osman radıyallahu anh diyor yani bu ne zina ettim diyor. Ne içki içtim diyor. Cahiliyet döneminde İslam yoktu. Millet puta tapıyordu. Her şey serbestti diyor. Ama bu benim kardeşime yapılsın ister miyim? Anama yapılsın ister miyim? Kızıma yapılsın ister miyim? Düşündüğüm zaman diyor zaten ben dengeyi sağlamıştım diyor. Bu dengeyi kurmak lazım. Ondan sonra akşam diyorum milletinin efendisi, kavminin reisi, toplumun lideri konumundaki adam içtiği zaman da diyor çoluk çocuğun nesi oluyor? Maskarası oluyor. Bir düşünüyorum diyor ulan bu adam bu hale gelmiş. Ben de içsem bunun gibi olacağım. Bak şimdi ne kadar saygın bir adamım. Herkesin bana hürmeti var. Biraz daha o yapıp da bütün milleti kendime mi güldüreyim dedim diyor. Ağzıma sokmadım diyor mesela. Bunlar güzel şeyler, güzel tespitler. Ama şimdi ismini değiştirecekler. Kainat Efendisi diyor ki sarhoş edici her madde hamırdır. Yani Kur'an'daki hamr tarifine girer. Ve küllü hamrin haram. Hamrın her türlüsü de, her çeşidi de haramdır diyor. Bir bardakla iki bardakla sarhoş olmuyorum. Ma eskere kesiruhu fe kalilu haram diyor. Çoğu sarhoş ediyorsa
Yani bir küp içsen, bir fıçı içsen evin yolunu bulabilir misin? Bulamam. O zaman diyor damlası da zerresi de nedir? Haramdır diyor. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki parmağım içkiye değse diyor o parmağı bir daha taşımam keser atarım diyor. Bir damla içki düşen yerden otlayan koyunun sütünü içmem diyor. Bir damla şarap düşen, içki düşen yerde minare yapılsa ezan okumam diyor. Lanallah. Allah lanet etti. Şaribel hamr. İçene de. Ve asıra sıkana da. Ve çakıya taşıyana da. Getirene de. Garsonuna da. Hepsine lanet. Allah gazap etti, tard etti, rahmetinden çıkarttı ya. Haramların başı bu. E bunu helal sayacaklar. Normal hale getirecekler. Efendim. Ondan sonra daha neler?